Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım her zamanki gibi çok iyisinizdir. Bugünkü programımız biraz daha böyle borsa coin'i üzerine olacak ama tabii ki öncesinde sizlere güzel bir haberim var. BTC ile alakalı ve bütün diğer borsayı tetikleyebilecek yani kripto piyasasını tetikleyebilecek yönde iyi anlamda söylüyorum bunu. Onu önce bakacağız ondan sonra şu ana kadar Onyx yapmış ve belki de daha yeni başlıyor olabilecek bu borsa token'ından bahsedeceğim sizlere. Yani bugünkü bölümümüz biraz daha odaklı gördüğünüz üzere. E tabii ki siz bu videoyu beğendikten hemen sonra bölümümüze geçiyoruz. faz a kaybetmeyelim. heide. Arkadaşlar gördüğünüz üzere biraz daha yeşilimsi bir hava var. Ama hala toparlamış olduğumuzu söyleyemeyiz. Çünkü düşüşlerden sonra yaklaşık 3-4 günlük küçük bir toparlama var. Özellikle BTC'de evet doğru. Dominans da hala %40'ların civarında. Fakat bu bize bir şeyi daha göstermedi. Yani altlar hala aynı sadece BTC'de değişimler oluyor. Biraz yukarı biraz aşağı. O yüzden pek bir şey değiştirmiyor. Tahminen Mayıs ayının başındaki bu FED toplantısını bekliyorlar. Umuyoruz ki orada. Çok büyük bir bas puan yukarı artış olmayacak faizlerde ya da belki de hiç olmazsa biraz daha rahatlayarak devam edebiliriz en azından 1 ya da 2 ay daha. Şimdi şunu göstermek istiyorum sizlere burası önemli çünkü şöyle uzun süredir görmediğimiz rakamlarda borsa rezervlerinden BTC çıkarılmaya başlamış. Bu bizim için çok iyi bir haber. Yani yakın zamanda eğer böyle devam ederse ve tam tersi kötü bir haber gelmezse insanların BTC'ye uzun vadede daha fazla inandığını ve ondan sonra da bir sıkışma yaşanacağını, yani arzın çok azaldığından dolayı fiyatların artacağını, daha fazla güven geldiği için de umuyoruz ki her videoda neredeyse bahsetmeye çalışıyorum. Bu altlarda beklediğimiz atağın gelebilme ihtimali var. Bakın burada da görebiliyorsunuz grafikte. Yani bu borsalardan çıkışı temsil ediyor. Gerçekten büyük bir rakam. Uzun süredir bu şekilde bakın 4 kere falan olmuş bu. Uzun süredir böyle bir çıkış görmedik. Yani bu gerçekten güzel pozitif bir şekilde sonuçlanabilir. Sadece bitcoin için değil doğal olarak başlangıçta olabilir. Ondan sonra da dediğim gibi altcoinlere yarayabilir. Şimdi sizlere bu kısmı bir kenarda bırakarak diğer konumuza yani borsa token'ı konumuza gelin. Daha öncesinden bir kısım almıştım ne olur ne olmaz diye. Onun üzerine Güzel karlar, yaklaşık %300'lük, %400'lük karlar elde ettik. Ama ona geçmeden önce şunları göstermek istiyorum. Yani borsa token'larını biraz daha iyi anlamanızı istiyorum öncelikle. Bakın ilk başta KuCoin, KCS token'dan bahsedelim. Genelde borsa token'ları arkadaşlar biraz daha güvenli limandır. Nedeni şu arkasında koca bir borsa var. Borsanın iyi kalabilmesi kendi tokenlarını iyi yerlere getirebilmesi ve bir platform olduğundan sürekli bir ekonomi döndüğünden bunu sağlam tutabilmesi demektir. Öyle olunca da başlangıçta ve daha uzun vadede güzel rakamlar, güzel kazançlar elde edebilmemiz mümkün ve düşüş dönemlerinde de çok fazla sert düşüşler olmadan kalabilmesi mümkün olmakta. Yani bir nevi söylediğim gibi daha güvenli bir alanda yatırım yapmış olabiliyorsunuz. Borsa tokenlarını özellikle iyi seçerseniz. Bazıları daha yeni yeni gelişiyor. Bunun ne demek olduğunu anlatacağım birazdan sizlere. Bakın KuCoin'de KCS'e bunun tarihsel verisine de bakabilirsiniz. Şu ana kadar 5500 yüzde artmış bu 55 xten daha fazla bir rakam demek. Bu bence gayet güzel bir artış. Tabii ki bundan sonra olup olmayacağını bilemeyiz. Ee, birazdan bakacağız yine. BNB'de 20 dolardayken 400-600 dolarları da gördük. Onu da göstereceğim sizlere. Yani görebildiğiniz üzere güzel artışlar yapabilme potansiyellerine sahipler borsa tokenları. Huobi'ye geçelim mesela. HT token neredeyse 10x yapmış. Bunun biraz daha ilerleme süreci olabilir. Özellikle HT token'da şu an primeların falan çıkartarak da güzel şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bnb geçtiğimiz zaman zaten bu çok daha başka bir alanda dünyanın en büyük kripto borsası. Bakın burada görüyorsunuz 1 milyon 40 bin yüzde artış yapıyor tokenları. İlk çıktığı zaman 0.03'ten başlamış. All time low'dan bahsediyoruz. Bazen böyle şeyleri tutturmak da mümkün olabiliyor ama borsalarda arttıkça bu şans biraz daha azalabilir. E, tabii ki bunu bilemeyiz ilerleyen zamanlarda ne olacak? BNB'yi yakalayanlar, çok düşükten alanlar şu an zengin bile olmuş olabilirler. Aranızda beni izleyenler de olabilir onun dışında. Bakın daha küçük borsalarda bile bu tarz şeyler mümkün. Şimdi asıl konumuz olan benim de sizlere bahsetmek istediğim çünkü güzel şeyler karar verdiler. Güzel ataklar yaptılar. Güzel ben onlarla konuştum bu videodan önce. Bir de küçük promosyon ayarladılar. Onların coin'inden bahsetmek istediğimi de söyledim onlara. Bakalım dedim seyircilerimize güzel bir şeyler yapabiliyor muyuz? Tamam dediler. En azından küçük bir şey verebilmiş olalım sizlere. Yani ondan açıklayacağım sizlere. Herkese verebilirler bunu. O yüzden herhangi bir çekiliş vesaire bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece üyelik gerekecek. Onu da anlatacağım. Bir kekse geçelim. Mesela arkadaşlar bu şu ana kadar 12'sini 10 görmüş zaten. Diğer coin'lerle birlikte elbet bir düşüş yaptı bütün coin'lerde, bütün alt altcoin'lerden bahsediyoruz ama bakın görebiliyorsunuz. Katil suçu işlediği yere tekrar döner gibi bir terim vardır özellikle kriptoda. Tekrar bu fiyatları görebilme şansı olduğunu ve açıkçası ben BigX'in yaptıklarından coinlerini BKK coininden bahsediyoruz. Coinlerinin çok daha iyi yerlere gelebileceğini de düşünmekteyim. Neden düşünüyorum bunu? Bakın şöyle göstereyim sizlere. Top exchanges CoinGecko'ya baktığınız zaman burada 21. sırada neredeyse ilk 20'ye girmiş bütün dünya üzerindeki borsalardan bahsediyorum. BigX'i zaten buluyorsunuz. Kendilerini yakın sürede de yenilediler. Ben daha öncesinden farklı coin'leri olduğu için hani dünyada çok fazla bütün borsalarda bulunmayan coin'lerden var. 3000 farklı çift bulunmakta burada coin'lerden. Bu çok iyi. Farklı fırsatları burada yakalayabiliyorsunuz. Yeni çıkan coin'ler de diğerlerine girmeden buralara girebiliyorlar. Bazen potansiyel olarak yüksek kazançlı coin'leri burada bulabiliyorsunuz. Bakın neredeyse 1.2 bazen genelde ortalama olarak 1.3 milyar dolar değerinde bir hacim dönüyor burada 24 saatliğe baktığımız zaman bu da bence gayet tabii ki güzel. O yüzden burada potansiyel bulma ihtimali olabilir. Daha öncesinde ilk aldığım zamanlarda bu borsaların arasından yaklaşık 30 ya da 40'ların arasındaydı. Yani ben coin'ini alıp üzerine 300'lük 400'lük bir kazanç elde ettiğimden sonrasından bahsediyorum. Şu an 20. sırada ve kendilerini görünüş olarak da geliştirmeye devam ediyorlar. Bu yüzden de zaten bir potansiyel olduğunu düşündüğümden sizlere de bunu göstermek istedim. Çünkü borsa coin'leri yine söylediğim gibi diğerlerine nazaran biraz daha az riskli ve en azından arkasında bir platform olduğu zaman destekleyici oluyor bir ekonomide olduğu için. Yani sadece platform değil hani kapatıp gitme olasılıkları çok daha düşüyor diyebilirim. Tabii ki her zamanki gibi riskli gördüğünüz üzere düşüşler ve çıkışlar olabiliyor bu işin doğasında var. Ama yine de bunu da söylemek istedim ki çünkü fiyatsal olarak da çok yüksek sayılmaz. 0.19'da belki de alıp elde tutup hani belli bir miktarda alıp elde tutup biraz daha uzun vadeler geçtikten sonra satabilmek olabilir. Yani fikir olarak söylüyorum bunu. Ben sadece daha uzun vadede tutacağım. Biraz daha ekleme yapacağım aslında. Hani şu anki elimde bulundurduğum coinlere. Sitesine baktığımız zaman şunu da göreceksiniz. Bakın gayet güzel yapmışlar. Bu daha öncesinden bu şekilde değildi. Dizaynlarını falan da değiştirdiler. Gerçekten kendilerinin üzerinde çalıştığını görebiliyorum ben burada. Birkaç özelliği hoşuma gitti. Normal borsalardaki gibi alım satım vesaire tabii ki bu özellikleri var. Ama onun dışında göstermek istediğim birkaç özelliği var. Biliyorsunuz Stake'i, miningi severim. Daha öncesinden şunu bahsetmiştim. Cloud mining dediğimiz bulut madenciliği yapan bütün şirketleri, hani onları es geçin. Yüzde yirmilik, yüzde 30'luk sizlere kazanç verenler, bunların geneli dolandırıcı. Ama bu tarz borsalarda, hani yani milyarlarca dolar dönüyor 24 saat içinde. Bu tarz borsalarda işler biraz daha sıkı tutulmakta ve Binance aslında bunu da yapıyor. Bakın, Smart Pool kısmında current mining var flexible mining var, regular mining var. Bunları görebilirsiniz. Mesela regular mining'e girmiş olan ve oranları da fena değil açıkçası. Sürekli round'lar farklı seviyelerde şeyler açıyorlar. İşte promosyonlar açıyorlar gibi düşünün bunu. Bakın en son yaptıklarında USDT'ye %24 vermişler ve yarısı dolmamış bile. Yani daha az kişi biliyor burayı. Yani en azından şimdilik. Daha fazla kişi geldiğinde daha da hızlı Binance'i düşünün. Yani çıt diye dolabiliyor herhangi bir şey olursa, bir fırsat görürlerse. Bakın BTC %22. Elinizde uzun vade BTC tutuyorsunuzdur. Bir kısmını burada değerlendirip %22'lik yıllık orandan bahsediyoruz. Alabilirsiniz. Yani neden olmasın? 10 gün içerisinde ekstra size bugünlere göre ekstra bir gelir. Yani miktarınızı arttırmak için ekstra bir gelir kaynağı olabilir bu size. Yine aşağıda da görebiliyorsunuz. Bakın, yedinci 7. seviyede USDT %26 vermiş hatta. Başka farklı coin'ler de var burada. Bakın, Polkadot var, Ethereum'u var. Yani burada bu miktarlarınızı arttırabilirsiniz daha uzun vade tutuyorsanız. Bu bence güzel bir şey. Onun dışında flexible olan da var. Regular mining'de işte belli bir süre kitlemiş gibi oluyorsunuz. Flexible olan biraz daha iyi. Yani flexible da bile Bakın USDT'ye %18 7 günlük diyor. 7 günlük diyorsunuz herhalde bunu. Ya da belki de 7 gün sonrasında içinde de çıkartabiliyorsunuz. Ama %18 yıllık bir kazanç bence gayet güzel bir kazanç oranı. Bakın yine mining sayfalarından cloud compute kısmı var. Yani bildiğiniz bulut madenciliğini zaten burada da yapıyorlar. Ama ne oluyor? Bu borsa güvencesiyle olmuş oluyor. Bu da doğal olarak güvenceyi daha fazla arttırıyor. Diğer bilinmeyen platformlara, ismi cismi bilinmeyen yerlere göre diyebiliriz. Ha bir de küçük bir sürprizden bahsedecektim sizlere arkadaşlar. Bir defalığına mahsus olmak üzere 50 dolarlık hacim yani alım satım yaptığınızda bu borsada eğer verdiğim linkle zaten üye olursanız 20 dolarlık airdrop alıyorsunuz. 14 Nisan'la 24 Nisan arası yapmışlar. Küçük bir sürpriz yapalım demişler. Ben de kendileriyle işte dediğim gibi konuştum. Bir şeyler ayarladık sizler için. Eğer kullanmak isterseniz bunu illa yapmak zorunda değilsiniz. Ben zaten genel olarak coin'ine odaklanmak istedim. Ama bu da benim izleyicilerim için küçük bir hediye olsun. Bir de kendilerini geliştirdiklerini gösterebileceğim P2P Traderları arıyorlar. Bunu Türkçeleştirmişler çünkü Türkiye'de de arıyorlar. Hani globalde yapıyorlar zaten bunu. Hani burada P2P yapabilecek farklı Binance'ta falan kullananlarınız bile olabilir. Farklı traderlar arıyorlar. Buraya katabilecekleri. Yine ekrana da vermiş olayım. Belki isteyenleriniz olur. Bunlara başvurmak istersiniz. İletişim bilgileri falan da zaten orada gördüğünüz üzere. Yani bu tarz özelliklerle yeni şeyler getirerek, kendilerini dizayn olarak geliştirerek, kendi borsa tokenlarını tutarak hani fiyatı da cüz'i bir miktarda diyebiliriz. Buradan ben Belki alınıp daha gelecek varı düşünülebilir. Buradaki staking olasılıklarına da mutlaka bakın. Yani ben bile düşünüyorum USDT'nin bir kısmını, daha büyük bir kısmını buraya yatırıp %18'lik, %20'lik, %25'lik oranlar elde etmek. Yani dolara kazanıyorsunuz bunu düşünün. TL'yi düşünürsek değer kaybını maalesef ki düşünürsek dolara bunu kazanmak daha en azından enflasyona dayanıklı hale getiriyor. Her ne kadar onların enflasyonu da biraz daha sarsılmış olsa da bugünlerde yine de biraz daha iyi konumda olabiliyoruz. O yüzden bunları kesinlikle düşüneceğim. Şimdilik biraz daha coin'i artırmayı planlıyorum. Sizlerle de zaten bunu paylaşmak istedim. Bir borsa token'ı ve tahminen burada da gördüğümüz üzere kendilerini geliştirdikçe çok daha iyi bir yerde olabilecek bir borsadan bahsediyoruz. Evet süper arkadaşlar. Umarım burada verdiğim bilgileri yararlı bulmuşsunuzdur. Umuyoruz ki ilk başta verdiğim BTC ile alakalı bu borsalardan çıkan rezervler güzel bir sonuç getirecektir. Yani şöyle bir uzaya doğru çıkarız artık fiyatlarda. Altcoin'ler dediğini aynı şekilde biz bir an önce başlar ve biz de biraz rahatlarız. Biraz kar elde etmiş oluruz hep birlikte uzun vade bekledikten sonra. E tabii ki onun dışında bu videoyu beğenmeyi ve aynı zamanda abone olmayı lütfen unutmayın. Yine Twitter ve Telegram'ım da var. Hızlı bilgileri paylaştım. Oraya da videonun altındaki linklerden ulaşabilirsiniz. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.